Beşiktaş ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın yollarının ayrılışına spor yorumcusu Güven Taner'le konuşalım. Telefon hattımızda kendisi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Sinem. Tabii geçen sezon rüya gibi bir sezon. İki şampiyonluk, iki kupa. Ardından uzun süren bir imza süreci. Derken inişli çıkışlı bir grafikle başlayan sezon. Sonrasında tepe taklak gitti. Özellikle Şampiyonlar Ligi ile beraber ve aslında biraz da beklenen oldu. Güven abi ben size yorumu bırakayım. Neler yaşandı ve neler bekliyorsunuz? Bundan sonra size soralım. Vallahi bir defa Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ın yollarının ayrılmasının vakti gelmişti. Neden? Çünkü biraz önce tabloyu sen çizdin. Yani 20 maçın 11'ini kaybetmiş Beşiktaş takımı. Böyle bir performans teknik direktör için çok kötü bir performans. Ve bu kadar zaman içinde hem yönetim, kulüp yönetimi hem taraftar Sergen Yalçın'a kredi üzerine kredi vermiş. Beklemişler. Ve ben tam vaktinde ayrıldı derken şunu da düşünüyorum. Eğer Sergen Yalçın sahaya bir iki maç daha çıktığında takımı bocalar da biraz önce senin dediğin deyimle tepe taklak gitmeyi sürdürürse, bu defa Sergen Yalçın'ın arkasında olan o taraftar kulüp sevgisi baskın çıkacağı için, teknik direktör sevgisine kulüp sevgisi baskın çıkacağı için artık Sergen Yalçın'ı beğenmemeye ve onu protesto etmeye başlardı. Ve Emre Kocadağ'ın söyledikleri kolay kolay gerçekleşmezdi o zaman. Hani diyor ya Sayın Kocadağ çok da doğru ve yerinde söylüyor. Sergen Yalçın yeniden bu kapıdan içeriye girebilir diye. Ha Sergen Yalçın Beşiktaş'tan tekrar içeri girebilir mi? Elbette girebilir. Hem bir Sergen Yalçın olarak bir efsane olduğu için ayrıca da geldi Beşiktaş'a 1,5 yıl içinde 2 tane şampiyonluk kazandırdı. Zor bir dönemde yani yoğun bir trafik vardı, kadro dardı vesaire. Ama Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a yeniden dönebilmesi için bu ayrılığı doğuran ana neden benim kafama göre o nedeni ortadan kaldırması lazım. Nedir o? Sergen Yalçın kendini yenilemeli. Sergen Yalçın psikolojisi düşmüş bir takımla mücadele ederken kendi psikolojisini de düşürmemeli. O takımın psikolojisini yükseltmeyi bilebilmeli, başarabilmeli veya bunun için yardım almalı. Toplumun karşısına çıkıp ve yöneticilerinin de elbette futbolcuların da tanık olduğu bir durumda ben ne yaptımsa olmuyor, bu işi beceremiyorum dediği zaman Sergen Yalçın'ın kredisi tükenir. Ve Sergen Yalçın bu yanını geliştirmeli. Futbol yani sahada başarılı olamayan takımının neden başarılı olamadığına doğru teşhis koymalı ki onu giderebilsin. Yani o konuya girmeyelim şimdi tekniğe vesaireye. Ve doğru bir zamanlamayla ayrıldı Beşiktaş'tan. Bence Sergen Yalçın da bu dönemde kendini yeniler. Beşiktaş'ta, Beşiktaş yönetimi de zaten kötü giden işleri doğru bir seçimle toparlamaya çalışır. Yani yeni bir teknik adamla. Sen bana çok genç bir soru sorduğun için ben devam ediyorum. Tabii ki. Buyurun. Yeni bir teknik adam nasıl olmalı? Kim olmalı? Ben evet, kim işte olmalıyı... işin o boyutunu konuşalım. Çünkü akıllarda şimdi tek soru var. Kim olacak? Acaba bu sezon mu tamamlanacak? Yoksa daha uzun vadeli planlı bir teknik adamla mı anlaşılacak? Ne dersiniz? Ben yani isim üzerinde durmam. Yani bana o düşmez. Yani bir yorumcuya şu ismi alın diye düşmez. Ama yönetimin saptadığı adaylar varsa onların içinden aklıma yatanı söyleyebilirim. Şu anda yönetimin de saptadığı adaylar yok. O bakımdan söylenecek şey şudur. Şu anda Beşiktaş'ta ki düşüşü sağlayan 2 tane ana neden var benim kafama göre. 1. Özgüven kaybı var. 2. Bu özgüven kaybını toparlayacak, giderecek fizik güç yok. Fiziksel yani psikoloji düşmüş ama fizik gücü de yok. Beşiktaş takımı bir yıl önce şampiyon olurken kullandığı oyun sistemini gene kullanıyor ama bu sefer iyi uygulayamıyor.
Uygulayamamanın ana nedeni de fiziksel düşüş. Öne çıkıyor kalabalık, geri dönemiyor. Önde topu geri çabuk kazanamıyor. Kazanamadığı zaman da arkasındaki boş alanları rakip çok rahat kullanıyor. Beşiktaş'ın 20 pasta yapamadığını rakibi 3 pasta yapıp Beşiktaş'a gelip gol atıyor. Şimdi bir fizik gücü hızla yerine getirecek, iki özgüveni hızla yerine getirecek karakterde coşkulu, heyecanlı bir teknik adam olmalı Beşiktaş'ın başında. Ha bu belki de bu yıllığına yani gelirse tabii adam, bu sezonun sonuna kadar gidelim. Eğer şu koşullarda anlaşırsak önümüzdeki yıllarda da devam edelim şeklinde bir sözleşme yapılabilir. Yani ben yönetici olsam bu yola saparım. Yani onun için önce bu sezonu tamamlayıp sonra mı? Evet. Bir teknik adamla daha uzun vadeli anlaşırsınız. Evet. Çünkü sonra yani bu kulüpler maddi yönden de çok zor durumdalar. Şimdi getireceksiniz bir adam, bu sene işte yarım yıl bilmem 2 yıl daha diyeceksiniz. 2,5 yıllığına anlaşma yapacaksınız ama sezon sonunda bakacaksınız ki bu hoca da benim aradığım hoca değil. Onu gönderdiğiniz zaman 2 yıllık parasını ödeyeceksiniz. Belki tazminat da ödeyeceksiniz. Yani tekrar bir maddi güç yükleyeceksiniz kulübe. Ama çok 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 doğru seçimler yaparsanız 2,5 yıllık bir sözleşme, 1,5 yıllık bir sözleşme yapılabilir. Bence bu yılı bir takıma bir heyecan, taze bir heyecan getirecek ve kısa zamanda fizik güç yükleyecek bir hocayla bitirmek en doğrusu gibi geliyor bana yani. Güven Taner, çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.